Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel e, popcorn ya da minik topçuklar dediğimiz modelimizi çalıştık. E, güzel bir turuncuyla çalıştık. Yeleğimize yakadan başladık. Artışlarımızı omuzumuz üzerinden yaparak ve de arada yine e, beyaz ipimizi kullanarak robomuzu tamamladık. Ve minik minik toplarımızı örerek yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Tabi aşama aşama sizlerle birlikte yapacağız. Kollarımızı fırfırlı olarak çalıştık. Yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Yeleğimizi örmek için tam bir adet ip kullandım. Tabi içinde kullandığımız beyaz ipimiz diğer turuncu ipimizi desteklemiştir. İpimiz 250 metre olan iplerden değil. Eğer ip kullanacağınız ip 250 metre civarındaysa kesinlikle bu ölçüde olmaz. İki tane bulundurmanızı tavsiye ederim. Evet yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Yeleğimiz 31,5 santim. Şu şekilde 31,5 santim. Hemen kol altından gövde kısmına bakalım. Göle kısmında ise 30 santim olduğunu görmekteyiz yeleğimizin. Yeleğimiz buçuk 2 yaş civarı çocuklarımızın rahatlıkla giyebileceği bir e, ölçüde. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi Alize Happy Baby ipimizle örüyoruz. İpimiz 100 gram ve 350 metreden oluşmakta. %65 akrilik %35 poliamitten oluşmuş ipimiz renk numarasına şöyle bir bakalım 483 numaralı renge sahip çok tatlı bir rengi var tığımız ise 3 numara hemen zincirimizi çekerek yeleğimizi bölümlerine ayırarak örmeye başlayalım ipimi içten alıyorum her zaman olduğu gibi Tabi siz nasıl alışkınsanız o şekilde ipimizi çıkarabilirsiniz. Dıştan da örebilirsiniz. Ben içten yürütmeyi daha çok seviyorum. Zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. 8. zincirimin içerisine bir tane ayrıcımı takıyorum. Tam 8'e taktık bakınız. Burası yeleğimizin önünü oluşturacak bölüm. Şimdi kolumuz için örmeye başlıyorum. Bir tane çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane kolum için ördüm. Ve hemen takıyorum ayracımı şimdi yeleğimin arkası için örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane de arkamız için ayracımı takıyorum ve evet, trabzanlarımızı örmeye başlayalım 2 tane zincir ilave ediyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum bir tane geri çekiliyorum Geri çekilmiş olduğum trabzandan sonraki bakınız. 2 tane ördüm. 1 ve 2 tane çekildim. 2. trabzanımın çekildiğim 2. trabzanı örüyorum. Yani toplamda hepsiyle birlikte 4. trabzanımız oluyor. Ve trabzanımı örüyorum. Devam ediyorum. Yanından birer birer işaretimi bıraktığım yere kadar örerek geliyorum. 2 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı bu şekilde ördüm işaretime geldiğim zaman bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum işaretimi çıkarıyorum ve kolum için ördüğüm sarıya kadar 10 tane zincirimi hemen örmediğim zincirden Bakınız batarak başlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Ve bu batım zincirim hemen yanındaki zincir yuvasına giriyorum. Ve arda arda 10 tane trabzanımı örüyorum. 3 Şu an kolumuzu örüyoruz. 4 5 6 7 8 9 ve 10 işaretime geldim tekrar bir tane zincir çekiyorum işaretimi çıkarıyorum ve işaretimi çıkardığım zincir yuvasına batarak örmeye başlıyorum yeleğimin arkası için Ördüğüm 14 tane zincirimi birer birer trabzanlarımı örerek devam ediyorum. 14 tane trabzanımı ördüm ve işaretimi bıraktım yere geldim. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar kolumuzu örmeye başlıyorum. 10 tane zincir çekmiştim kolumuz için. 10 tane trabzanımızı her bir zincir yuvasına batarak örüyoruz ve birinci sıramızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu şekilde e, zincirlerimizi örerken ayırdığımız zaman çok daha rahat ediyoruz. Fazlamız ya da eksiğimiz olmuyor. Kolumuz için 10 tane trabzanımızı da ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve önüm için 8 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Hemen örmediğim zincire batıyorum ve başlıyorum. 8 tane trabzanımızı da örerek birinci sıramızı tamamlamış olacağız. Evet, 8 tane trabzanımızı da örerek sıramızı tamamladım. Hemen bitişteki en son trabzanın üzerine 3 tane zincir çekerek ikinci sıramı hemen başlatıyorum. Ama öncesinde şöyle bırakalım. Bakalım bir birinci sıramızın görüntüsüne ve sayılarımıza 8 ve 8 önlerimiz 10 10 kollarımız 14'te yeleğimizin arkasından oluşmakta yani trabzan sayılarımız şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım 3 tane zincirimizi birinci sıramızda çekmiştim hemen örgümün arka yönünü çeviriyorum ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum ve birer birer trabzanlarımı zincir çekmiş olduğum yere kadar aynen örüyorum. Herhangi bir farklı işlem çalışmıyoruz. İşaretime kadar, yani bir tane zincirimin olduğu yere kadar örüyorum. Evet. Alttaki 8 tane trabzanımızın üzerine yine 8 tane trabzanımızı çalıştık. 2, 4, 6, 8 ve buradaki bir zincirimin olduğu yere geldim. Bir zincirimin olduğu yere gelince 2 tane artışımı yapmak istiyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen bir zincirin içerisine giriyorum. 1 ve aynı yere bir daha batıyorum. 2 2 tane trabzan ördüm bir tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum bir ve iki İki trabzanımı ördükten sonra kolum için ördüğüm 10 tane trabzanın birer birer üzerine batarak devam edelim artıştan sonra ilk trabzanıma batıyorum ve ilerliyorum Evet kolumuzdaki en son trabzana kadar ördüm. Bakınız bir tane zincirin olduğu yere geldim. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin olduğu yere iki tane trabzan örerek kolum için artışlarımı yapıyorum. İki tane trabzanım ördüm. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen aynı yere iki tane daha trabzanım örüyorum. Burada da artışlarımı yapıyorum ve bu ikinci artış yeleğimizin arkası için olacak artışlarımız. 1 ve 2 ve arkadan birer birer trabzanlarıma batarak örmeye devam ediyorum her bir trabzanımızın üzerine bir tane batarak ilerleyelim Arkamız için trabzanlarımızı birer birer örerek ilerledim ve en son zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimizin olduğu yerde biraz önceki zincirlerimizin bulunduğu yerdeki işlemlerimizin aynısını tekrar ediyoruz. Tığımızın başını dolayarak iki tane trabzan zincirin içerisine ardı ardına örüyorum. Bir ve iki. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar iki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. Ve kolumuz için ördüğümüz trabzanlarımızı buradaki bir zincirimize yani ayrım yerimize kadar örerek devam ediyoruz. Evet kolumuzu da birer birer örerek geldim. Tam bir tane zincirimin olduğu yerdeyim. Yine iki tane trabzanımı örüyorum. Zincirimin içerisine bir ve iki. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum ve diğer önümüzü örmeye başlıyoruz. İki tane trabzanımı ördüm. İlerliyorum. Birer birer trabzanlarımızı hiç atlamadan örüyoruz. Evet şimdi ikinci sıramızın en son trabzanını örmedim. Sizlerle birlikte örmek istedim. Çünkü bakın zincirden döndüğümüz için böyle arada kısılık kalmış küçük bazen gözden kaçabilen bir trabzan. Trabzanımızı örmek için yine tığımın başını doluyorum ve buradaki trabzanı unutmadan hemen örüyorum. Bakınız. Ve hemen 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Aynı işlemlerimizi Üçüncü sıramızda da tekrar ediyoruz. Bakınız ikinci sıramızda bir tane zincirimizin olduğu yere iki trabzan, bir zincir, iki trabzan ördük ve kolumuzu örerek ilerledik. Tekrar bir zincirimizin olduğu yerde iki trabzan, bir zincir, iki trabzan arkamızı örerek ilerledik ve artış yerimize geldiğimiz zaman iki trabzan, bir zincir, iki trabzan ve bu şekilde sona kadar geldi. Şimdi aynı işlemlerimizi bu sıramızda da tekrar ediyoruz. Üç tane zincirimizi çekerek başladık ve birer birer ilerliyoruz. Bakınız, birer birer. Aynen zincirimi ördüğüm yere gelince iki tırabzan, bir zincir, iki tırabzan şeklinde üçüncü sıramızda da artışlarımızı yapıyoruz. ilerliyorum. Bakınız şimdi tam trabzanlarımı bitirdim. Zincirimin olduğu yerdeyim. Zincirimin içerisine giriyorum. Bir ve tekrar zincirimin içerisine iki tane trabzanım örüyorum. Bir tane zincir çekip aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum. Bir ve iki diğer trabzanlarımı örüyorum ve bütün artma yerlerinde iki trabzan bir zincir iki trabzanı örüp üçüncü sıramızı da tamamlıyoruz üçüncü sıramızı da her köşede artışlarımızı yaparak ikişer ikişer tamamladık şimdi üç sıramızı ördüm şimdi araya bir tane beyaz katmak istiyorum beyazıma bakınız ipim bu tarafta İpimin tam diğer olmayan yerinden yani diğer köşesinden başlayarak örüyorum beyazım ipim orada ilmeğim de o şekilde kalıyor ve 3 tane zincir çektim 3. zincirimin üzerine batıyorum bakınız şu şekilde 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik ardından sıkıştırıyorum beyaz ipimi ve birer birer trabzanlarımı örüyorum diğer ipimi koparmadım orada kaldı birer birer bakınız trabzanlarımızı örüyorum yine ikişer ikişer artışımızı bu sıramızda da yapacağız artma yerine doğru yaklaşmaktayım birer birer ördüm bakınız şöyle baktığımız zaman Tığımın başını doluyorum. Hemen bir tane zincir çekmiş olduğum yere giriyorum ve bir trabzanım örüyorum. Tekrar aynı yere ikinci artışımı da yapıyorum. ve bakınız dördüncü sıramızda önümüz için iki tane artışımızı yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bu da kolum için olacak olan artışım. Ve ilerliyorum. Şu şekilde birer birer trabzanlarımın üzerine batarak bu sıramıza da artış yerlerimizde 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızın en son trabzanı örüyorum. Bakınız en son trabzanı şu şekilde batıyorum. Bakınız battım ilmeğim burada. Bir defa çekiyorum. Diğer ilmeğimi de takıyorum. Turuncumu. Ve turuncu ipimi alıyorum. Bu şekilde çekerek tamamlıyorum. Şimdi buradaki beyaz ipimizi koparabiliriz. 1 2 3 diyorum. Yine aynı şekilde turuncu ipimle örmeye devam ediyorum. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Bütün sıralarımızı örelim. İkişer ikişer trabzanımızı artıralım ve iki sıra turuncu ipimizle Örmeye devam edelim. Yine ikişer ikişer artışlarımızı yaparak tıpkı buraya kadar ördüğümüz şekliyle gelelim. İki sıra turuncumuzu ördükten sonra tekrar beyazımızı örmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde ipim burada. Ben beyazımı diğer uçtan başlıyorum. İpimi bakınız tığıma bir tane düğüm attım. 3 tane zincir çekmiştim. En üst kısmına girerek batıyorum. Bu şekilde ipimizi arkaya alalım. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimizi çektikten sonra birer birer trabzanımızı başlatalım. Yine ikişer artışlarımızı da yaparak bu sıramızı beyazla örelim. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Yine aynı şekilde örüyoruz. İkili trabzanlarımızı 3, 4, 5, 6 şu an 7. sıradayız. 7. sıramızda da yine ikişer ikişer artışlarımızı bütün sıramızda yapalım ve uca kadar gelelim. Evet sıramızın yine sonuna geldim. Bakınız en son sıramı örmeye başlıyorum. Turuncu ipimin bakın şu şekilde ilmeğim. tığımın başında oluyorum. Hemen ilmeğimin yanındaki göze giriyorum. Bir tane alıyorum. İlmeğimi takıyorum turuncu ilmeğimi. Beyazımı bırakıyorum ve turuncuyla son kez çekiyorum ve 1 2 3 diyorum makasımla da beyaz ipimi kesiyorum. Şimdi bir sıra turuncumu örüyorum tekrar sonrasında beyazımızı öreceğiz. Bir sıra yine aynı şekilde ikişer ikişer artışımızı yaparak dümdüz örerek gelelim. Beyaz ipimizi bu tarafta koparmıştık. Bakınız burada. Şimdi e, örgümüzün düz yönündeyiz. Hep düz yönünden başlayarak ördük. Bakınız beyazlarımızı hep düz yönünde. Şimdi e, sırada tekrar düz yönümüzü örmemiz gerekmekte. Ve düz yönümüzde ben beyazımı kullanmak istiyorum. O yüzden bu kez diğer taraftan değil hemen ilmeğimin olduğu yerden beyazımla başlıyorum. Ve bu sıramızda artık gövdemizi de ayıracağız. 1-2-3 turuncumu sıkıştırıyorum beyazımı da arkadan sonrasında düğüm atacağız ve başlıyorum birer birer ayrım yerine kadar trabzanlarımı düz yönden örmeye ayrım yerine kadar örelim Kolumuzu iki tane artış yapmış olduğumuz birbirinden ayrılan bölümlerin olduğu yere geldim. Bakınız buradan hemen önden başladım ve şu takip eden birer birer zincir çekerek takip eden ayrım yerinin olduğu yere geldim. Ve bir tane artışımı yapıyorum. İçeriye giriyorum. Sadece bir artışımı yapıyorum ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Ve diğer bakınız arkamızda kolumuz arasındaki olan birer zincirli ayrım yerinin olduğu yere gelerek batıyorum. Şu şekilde bir tane tığımın başını doluyorum ve bir trabzan örüyorum. Diğer tarafa da bir tane trabzanımı örmüştüm. Araya beş tane zincirimi çektim. Buraya gelince yine bir tane trabzan. Şimdi arkadan bütün trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Şimdi diğer kolumuza kadar ilerleyelim. Yeleğimizin arkasından bir sıramızı ördüm. Tam kolumuzun buradan görmüş olduğumuz bakınız yukarıdan aşağıya doğru artış yerimizi yaptığımız bir zincirin olduğu yere geldim. Ve zincirimin içine de bir tane trabzanımı ördüm. Bir trabzanım ördükten sonra bu kısmından beş tane zincir çekiyorum. 1 iki, üç, dört ve beş. Beş zincirimi çektikten sonra kolumu diğer ayrım yerine bakınız bir zincir çekerek artışlarımızı yaptığımız bölüme büküyorum. Ve oraya tığımın başını dolayarak batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum bu kısmı. Bir tane trabzanım ördükten sonra Diğer trabzanlarımın üzerine sırası ile birer tane ikili trabzanımı örerek yeleğimin önüne kadar geliyorum. Burada sadece trabzanlarımı örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Bakınız dümdüz örüyoruz. En son sıraya kadar geliyorum. Bakınız en son trabzanımı da ördüm bir tane şöyle bakın trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla burada ipimi kesiyorum roba kısmında beyazımızı da bu şekilde kullandık şimdi şöyle bakalım tekrar robamıza evet burası robamızın düz yönü olacak beyazlarımızı hep düz yönde ördük o yüzden buraya modelimizi uygulayacağız şimdi ölçüsüne bakalım robamızın kaç santim olduğunu Robamın eni 23,5 santim. Yüksekliği ise 12 santim. Eğer daha büyük öreceksek birkaç sıra daha kolumuzu birleştirmeden yine artışlarımızı yaparak devam edebiliriz. Temelde yapmış olduğumuz işlemimiz bu. Örgümü çeviriyorum. Bakınız diğer tarafta turuncumuz kalmıştı. Yine turuncumuzun olduğu yer yeri düz olarak beyazımızla örmüştük ve artışlarımızı da yaptık tamamladık. Şimdi modelimizi bu sıramızda uygulamaya başlayalım. Hemen ipimizi olduğu yerden alıyoruz. Bakın şu şekilde kollarımızı birleştirmiştik. Her iki tarafta da beşer tane zincir var. Yeleğimizin arkası ve şöyle robamızın görüntüsü. Evet modelimizi uygulamaya başlayalım. 3 tane zincir çekmiştik. 3 tane zincirimizin bakın iç baştaki trabzanımızın en tepe noktasına girelim. Ve bir sıra sık iğnemizi örelim. Hem de artışlarımızı yapalım. Bir tane bakın zincir ördüm. Birinci trabzanımı örmüş oldum. İkinci trabzanımı üzerine battım. 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne ördüm. Altıncı sık iğnemi iki defa örüyorum. Bakınız bir, altıncı iki defa battık ve burada bir tane artışımızı gerçekleştirdik. Tekrar sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altıncıya bir tane daha batıyorum, artışımı yapıyorum. Devam ediyorum. Bir 2 3 4 5 ve 6 altıncımıza bir tane daha batıyorum ve artışımı yapıyorum bu şekilde 5 tane tek altıncıyı çift olarak örmeye devam ediyoruz kolumuzun altına da birlikte örelim devam ediyorum 1 2 3 Hemen en son trabzanıma batıyorum. Şöyle kenarından yuvasını buluyorum ve batıyorum. 1 2 3 4 Hemen yandan devam ediyorum. 5 6'ya battım. 6'ncıya bir tane daha batıyorum ve artışımı yaptım. Ve saymaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6'yı 2 defa örüyorum. Ve aynı şekilde ilerliyorum. 2 3 4 5 ve 6 tekrar bakınız 6'ya bir daha batıyorum. 5 tane tek altıncıyı çift olarak örelim. 2 taneyi ördüm. 3, 4 ve 5. Altıncı 2 defa sadece bu sıramızda böyle 2 defa batma olayımız olacak. Diğer sıralarımız da olmayacak. Bu sık iğne sırasında yeleğimizin artışını yapıyoruz. Evet bir uçtan diğer uca kadar artışlarımızı yaparak geldim. Şimdi Modelimizi uygulamaya başlayalım. Artışlarımızı da tamamladıktan sonra 3 tane zinciri bitirme yönünde çekiyorum. 1, 2, 3 Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen ikinci trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımı örüyorum. 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Zincirim ve 4 tane trabzanımı ve altıncı trabzanımın içerisine trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz bir defa alıyoruz ikinci kez çekmeden tığımda bekletiyorum bakınız burası örgümün ters yüzü bu taraf düz yüzü aynı yere ikinci kez batıyorum bir defa örüyorum ikinci kez örmeden bekletiyorum üçüncü kez aldım dördüncü kez yine aldım bakınız İkinci kez örmedim bekletiyorum ve 5 beş, 5. trabzanımı da ördüm toplamda burada 5 tane trabzanım oldu hepsi de birer defa örülmüş ikinci defa örülmemiş buradaki ilmek devam ettiğimiz ilmek 5 trabzanımızın bireri örüldü ikincisi için tığımızda beklemekte şimdi tığımın başını doluyorum hepsini aynı anda çekiyorum sıkıştırıyorum ve hemen yanındaki bakınız yandaki sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Ön tarafa bir tane balonumuz oluştu. Topkornumuz nasıl adlandırırsak. Bu şekilde bakınız sık iğnemizi battıktan sonra tekrar tığıma başını doluyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm 6. trabzanıma gelince yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 5 tane birer seferi örülmüş ikinci kez örülmemiş trabzanımız tığımızda tığımın başını dolayarak hepsini aynı anda çekiyorum sıkıştırıyorum ve yandaki sık iğnenin içerisine batıyorum ve bir tane sık iğne ile örüyorum döndürüp bakıyorum iki tane topumuz bakınız arka tarafta gayet güzel bir şekilde oluştu ve devam edelim ben birkaç tane daha örerek ilerledim şimdi tam kolumuzun altına geldim popcornumu yaptım yanındaki sık iğneme battım ve kol altını birlikte yapalım. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzanımızı örelim. 5 5 trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. 6. trabzanımın olduğu yere 5 tane birer defası örülmüş trabzanımı doldurmaya başlıyorum. 2 3 4 5 Hepsini aynı anda çekiyorum. Dibine batıyorum. Dibindeki sık iğneye batıyorum. Hemen kendi dibine değil, yanındaki sık iğneye batıyorum. Tekrar örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5, 5 tane trabzanımı ördüm. Tekrar yapalım. 1, aynı yere 5 tane beraber defa örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tek seferde çekiyorum. Yandaki sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bakınız. 5 trabzan ve 5 tane birer sefer örülmüş ikinci kez toplu bir şekilde çekilmiş topumuzu örerek sıramızın başına doğru ilerleyelim. Birinci sıramızda toplarımızı yerleştirerek ördük. Bakınız artışlarımızı da yapmıştık. Şimdi ikinci sıramıza geçmeye hazırız. Şöyle bakalım. İliğimizin önündeki toplarımızı da sayalım. 1, 2, 3, ve kolumuzun altında her iki tarafta da 4 burayı mutlaka eşit olacak şekilde ayarlayalım eğer fazla geldiyse yanına battığımız sık iğnemizi bir tane ileriye batarak ayarlamamızı yapabilirsiniz kesinlikle söküp çok uğraşmayın tabi birinci kez denk gelmezse ikinci kez de bu şekilde sadece bir iki ilmek fazla vardır zaten topları aynı anda çektikten sonra yanındaki sık iğneye değil bir ileriye battığımız zaman herhangi bir şekilde belirli olmayacaktır. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Bitiş yönünden 3 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3 ve devam ediyorum. İkinci trabzanımın üzerine trabzan olarak örüyorum. Birer birer bakınız trabzanlarımı örüyorum. 5 tane trabzanım ördüm bakınız 5 trabzanımızı ördükten sonra burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var bakınız birinci nokta hemen sıkı iğnemizi batarak bu tarafa doğru gelmiştik sıkı iğnemizi battığımız yerdeki bakın topun yanındaki yere girip bir tane trabzan buraya örüyorum ilmeğimizi kaybetmeme adına İkinci ise hepsini toparladığımız yer bakınız şöyle hepsini toparlayarak çekmiştik oraya da bir tane Trabzanımı örüyorum. Bakınız iki tane batmıştık. İkisini de aynı anda ördüm. Bir sık iğneme battığım yer topladıktan sonra ve hemen ardındaki de beş taneyi tek örüp e, ikinci kez beraber çektiğim yerdeki sık iğnemin üzerine ördüm trabzanım. Ve devam edelim. Arada beş tane trabzanımız vardı. Örüyorum. 2 3 saymaya gerek yok. Zaten görünüyor. Trabzanlarımı ördükten sonra bakınız hemen toplarımı battığım yerdeki sık iğnemin olduğu gözü görmekteyim küçücük bir yer hemen o göze mutlaka batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve 5 tane trabzanımı topladığım ilmeğime de yine bir tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıra başımıza kadar örerek devam edelim. Evet trabzanlarımızı toplarımızın altına bir sıra ördüm. Şöyle bakalım genel itibariyle toplarımız gayet güzel bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi toplarımızın yerlerini değiştirelim. Şimdi tam her iki top arasına birer tane daha toplarımızı yerleştireceğiz. Onun için hemen 3 tane zincir çekerek bitirmiştim. Tığımı takıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen yanına bir tane trabzan örüyorum. Bir zincirimi çektiğim trabzanım ve iki yanındaki trabzanım. Tığımı başını doluyorum. Üçüncü trabzanımın içerisine beş tane birer defa örülmüş trabzanımı örmeye başlıyorum. Üç, dört ve beş. Tam üçüncü ilmeğimizi ördüm. Beş tane trabzanımız bir defa ördüm. Hepsini çekiyorum yandaki bakınız yanındaki trabzanımın içerisine gelerek sık iğne ile kapatıyorum ve ön tarafa topumuz gayet güzel bir şekilde düşüyor ve başlıyorum saymaya 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 5 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum hemen yanındaki e, bakınız aralıklarımız mutlaka beşer beşer herhangi bir şekilde kaydırmazsanız ilmek kaybetmezseniz hiç e, yanlış gitmeyecektir ama tabi bir aksilik oldu bir tane sık iğnenin bakın şu toptaki sık iğneyi örmezseniz ilmeklerimiz yani toplarımız yeri kayabilir o yüzden kaydırmamaya dikkat edelim 2 tane trabzan üçüncüsünde balon yaptık dördüncüye battık ve 5 tane trabzanımı ördüm. Şimdi her bir topumuzun arası beşer tane trabzan olacak. Tığımın başını doluyorum ve 5 tane aynı yere trabzanlarımı bir defa örüyorum. 3 4 ve 5 5 defa ördüm. Tek seferde çekiyorum. Yanındaki trabzanımın bakın yanındaki diğer trabzanımın içerisine gelerek batıyorum ve kapatıyorum topum çok güzel bir şekilde ön tarafa düşüyor ve hemen başlıyorum bakınız tam arasında ve devam ediyorum 5 tane trabzanımı örmeye 1 2 3 4 5 5 trabzanı ördüm 6. yine aynı yere aynı trabzan içerisine 5 tane birer defası örülmüş trabzanlarım örüyorum 3 4 5 tek seferde çekiyorum yanındaki trabzanın içerisine girerek sık iğne ile kapatıyorum ve bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım bakın toplarımızın yerinde kesinlikle kayma olmayacak bu şekilde devam ediyoruz 5 tane trabzan, 6.ya 5 tane birer defası örülmüş trabzan ve hemen yanındaki trabzana sık iğne ile batalım. 105 tane trabzanımız örüp yine yeni topumuzu oluşturalım ve sıramızın sonunda görüşelim. İkinci toplarımızı da örerek tamamladım. Şimdi sıramın başındayım. Bakınız toplarımız gayet güzel yerleştirildi. Sıramızın başında bir sıra trabzanımızı baştan sona kadar örerek tamamlayacağız. Bakınız ikinci trabzanımı örüyorum ve hemen sık iğne olarak batmış olduğum yerdeki yere girip bakınız bölüme girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Toparladığım bölüme giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum ve aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum. 5 tane trabzanımız var arada. Modelimiz için iki trabzan örüyoruz. Bir toparladığımız iki sık iğnemizi yani sık iğne olarak battığımız alanı trabzanlarımı ördüm. Bakınız minik. Hemen burası çok önemli çünkü minik gözün olduğu yere bir tane trabzan ve toparladığım yer. Buradaki trabzanımı örüyorum. Yani her modelimi lütfen unutmayalım. 2 tane trabzanımızı örüyoruz. Aralarda ise 5 tane trabzanımız. Tekrar 5 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 trabzanımı ördüm. 5 trabzanımdan sonra tığımın başını doluyorum. Buradaki minik gözün içerisine giriyorum ve bir trabzan ve hepsini birlikte topladığım alanı alıyorum. Bir trabzan ve sıra başına kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet yeleğimizi ben örerek devam ediyorum. Yeleğimizdeki uyguladığımız aşamalar iki aşama bakınız. Birinci aşama toplarımızın olduğu yer. ikinci aşama ise tamamen düz trabzanlarımızı ördüğümüz bölüm. Daha sonrasında yine aynı işlemimizi yapıyoruz. Sadece işlemimizi iki tane trabzan içe doğru kaydırıp burada görmüş olduğumuz toplarımızın yerini değiştiriyoruz. Ama diğer aralarda bakınız yine beşer tane trabzanımız aynı şekilde devam ediyor ve üzerine bir sıra trabzanımızı örüyoruz. Başlangıçta sadece dikkat etmemiz gereken nokta 5 tane trabzan ördükten sonra topumuzu uyguluyoruz. Diğer sıramızda ise 2 tane trabzan, 3. de topumuzu uyguluyoruz. Diğer sıramızda 5 tane bakınız trabzan ve topumuz. Bir sonraki sıramızda ise 2 tane trabzan, üçüncüsünde topumuz şeklinde gelecek. Ve istediğimiz boya gelene kadar aynı işlemlerimizi tekrar ederek örelim. Evet yeleğimizi istediğim ölçü olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra topumuzdan oluşan yeleğimi ördüm. Şöyle görelim. Bakınız kolumuzun bir tanesini bu şekilde ördüm. Diğer kolumuzu sizlerle birlikte yapalım ve aşama aşama tamamlayalım. Sondan bir önceki top sırasının beyaz rengimi kullandım. En son bir tane yine turuncumu kullandım. Bir sıra turuncu bir sırada beyaz ördüm daha üzerini tamamlayacağız ama öncesinde kolumuzu birlikte yapalım kolumuzun hemen şöyle bir tane zincir çekip düğüm atıyorum beyaz olan yerden başlıyorum 1 2 düğümümüzü de zincirden sayıyorum hemen 1 2 tane trabzanı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzan oldu. Hemen bu artaş arasına giriyorum. 1 2 2 tane trabzan örüyorum. Diğer 2 trabzan arasına 1 2 2 tane trabzan örüyorum. Diğerine 1 2 aynı yere bakınız. Ve diğer trabzanlarımın arasına 1 2. Bütün trabzanlarımızı kolumuzun altının bu beyaz olan yere kadar hepsini ikişer trabzan olarak örelim. Beyaz yerde birer trabzan olarak devam edelim. Bütün kolumu ikişer trabzan örerek tamamladım. Tam kol altımıza birer tane trabzanımı örerek geldim. Bakınız başlangıç noktam. Başlangıç noktamın araya gelerek batıyorum. Yine aynı şekilde birer trabzan bu kez her bir trabzanın içerisine bakınız, birer trabzan örerek ilerliyorum. Bir önceki sıramızda artışımızı yapmıştık. Bu kez artışlarımızın içerisine birer birer örüyorum. Şöyle bakalım, bakınız, her birine bir tane, iki örmüyoruz. Birer birer örerek sıramızı tamamlayalım. Kol altındaki birer trabzanlı olan bölüme gelene kadar ördüm. En son bir tane trabzanımı ördükten sonra tığımın başında doluyorum. Yandaki trabzanıma batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar bir yana daha batıp şu şekilde kapatıyorum. Tam kol altını örmüyoruz. Yığılma olmasın. İpimizi şu şekilde çekiyoruz. Sonra beyazımızı alalım. Bu kez beyazımızla bir sıra üzerinden sık iğne olarak devam edelim bir tane düğüm attım bakınız beyazımızı tam arasına girerek batıyoruz tam araya alttan başlayalım en alt kısımdan bakın burada en alt kısımdan. ipimi alta alıyorum ipimi kopardığım yere geliyorum bir tane batıyorum her iki ipimi de örgümün altına tutuyorum ve başlıyorum bakınız örmeye hem iplerimi gizliyorum hem de birer tane sıkı iğnemi her trabzanımın arasına batarak ilerliyorum yukarıya çıkıyorum buraya iki tane batalım üzülmesin Evet aralara girerek ilerleyelim birer birer sık iğnelerimizi başlangıç yerimize kadar örelim şekilde bakınız tam araya giriyoruz. Yeneğimin ön sırasını en alt kısmını beyazımla tamamladıktan sonra yukarıya doğru bakınız devam ettim ve yanlardaki her bir trabzanımıza bakınız şu şekilde yatay duran trabzanlarımıza ikişer tane trabzan örerek sıramın başına kadar geldim. Şimdi buradan ipimi tekrar e, tığıma beyaz ipimi takıyorum ve başlıyorum. Şu şuradan başlayalım. Tepe noktasına batıyorum trabzanımın ipimi geçiriyorum ve aynı yere bir tane trabzan örüyorum ve aradaki boyun kısmına geçiyorum bir tane trabzan örüyorum tekrar ipimi de şöyle alalım bir tane trabzan her bir trabzan arasına birer tane trabzanımızı örerek diğer ön parçamızın kenarına doğru ilerleyelim aradaki ayrı bir yerine batmadan hemen diğer kenarına geçiyorum. Ve birer birer bu şekilde diğer önümüze kadar birer trabzan, birer trabzan örerek ilerliyorum. Evet birer trabzan birer trabzan yakamızı da örerek geldim. Şimdi uç noktadayım. En son bakınız bir tane trabzan ördüm. Şimdi yan tarafını çevirdim. Yan tarafı için iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir alt trabzanıma geçiyorum. Bir, iki. Tıpkı karşısındaki ördüğümüz gibi yani diğer yanda ördüğümüz gibi her trabzanımıza ikişer trabzan örerek aşağıya doğru ilerleyelim. Bir ve aynı yere batıyorum. 2 bir sonraki trabzanımıza yine iki trabzan 1 ve 2 iki. ve ikişer ikişer bu şekilde aşağıya doğru gelelim 1 ve 2. Evet yeleğimizin şimdi ilik ve düğme yerlerini e, tamamlayalım. Birer, e, bakınız şu şekilde ikişer tane trabzan, her bir trabzanımızın içerisini örerek bitirmiştik beyazımızla. Şimdi tekrar turuncumu alıyorum. Burası sağ taraf, bakınız yeleğimizin sağ tarafını iliğimizi açarak ilerleyeceğiz. Kaç tane düğme kullanmak istiyorsak o şekilde e, iliklerimizi açalım. Ben 5 tane düğmemi kullanmak istiyorum. Şöyle düğmemizin yerlerini öncesinde mutlaka ayarlarsak daha rahat ederiz. Evet en son ayarlamalarımı yaptım. işaretlerimi taktım ve devam ediyorum. Tam 8. içine bakınız işaretlerimi bıraktım. Bu işaret taktığım yerleri ilik yeri olarak kullanacağım. Şimdi uç kısımdan başlayalım. Düğümümüzü atmıştım. Şöyle takıyorum tekrar. Hemen en uç kısımdan başlıyorum. Araya giriyorum. Sık iğne örerek yukarıya doğru ilerliyorum. sık iğne yapıyorum. Bakınız tam burası ilik olacak yerim. Hemen yanındaki yere giriyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Burayı atlıyorum. Hemen yanına bakınız şuradaki çifti atlıyorum. Yanına batıyorum. Ve diğer işaretimi gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Birer sık iğne birer sık iğne örerek ilerleyelim. İliğimiz olan yönden başladık. Bakınız diğer işaretimi bıraktığım yere çok yaklaştım. Düğmenizin büyüklüğüne göre ya da küçüklüğüne göre tabi daha fazla ya da bir tane daha az çekebilirsiniz. Bakın geldim tam ortada burasına ilik yeri olarak açıyorum. 1, 2, 3. Hemen burayı atlıyorum. Kenarına batıyorum. Ve sık iğne olarak birer birer ilerliyorum. Sadece ilik açtığım yere batmadım. Yukarıya doğru devam ediyorum. Diğer işaretim gelene kadar sık iğnelerimi örüyorum. Ayraç şart değil. Normal iğnelerle ya da iplik geçirebilirsiniz ya da göz kararı da ayarlamalarımızı yapabilirsiniz. Nasıl kolay olursa. 1 2 3 bakınız. işaretimi bıraktığım yerdeyim. İşaretimin olduğu yere batmıyorum. Bir sonraki yere girerek sık iğnemi örüyorum ve bu şekilde en üst kısma kadar örerek geliyorum ve orada da bir tane ilik yeri açıyorum. Evet, Alt kısımdan başlayarak hem iliklerimizi açtık yukarıya doğru çıkıp bütün kenarlarımızı bakınız diğer kenarımızı ve altımızı hepsini sık iğne ile örerek tamamladım ve başlangıç noktama geldim. Başlangıç noktama geldikten sonra yine sık iğne ikinci sıra sık iğnemi başlattım ve ilik için ördüğüm zincirin üzerine geldim bakınız. Şimdi burada 3 tane zincir çekmiştim zincirimin üzerine geliyorum 1 ve 2 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve diğer sık iğnemin üzerine batıyorum 3 tane yapmıyorum bakınız iki tane ve sonra diğer sık iğnelerimin üzerine aynı şekilde birer birer batarak ilerliyorum biraz daha sıkı örerseniz çok daha muntazam duracaktır bu son sıramız şimdi diğer iliği de birlikte yapalım birer birer tamamen sık iğnemizi örerek geçeceğiz bakınız ilk yerimize geldim 3 tane zincir çekmiştim 1 ve iki tane sık iğnemi örüyorum diğer sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum ve aradan diğer sık iğnelerimi örmek için devam ediyorum ve tamamen başlangıç yerimize kadar bütün köşelerimizi örerek bitirelim Evet yan sıralardan örerek geldim bakınız alt sıraya geldim. Alt sırada sık iğne değil, başını dolayarak örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sık iğnelerimin üzerine başını dolayarak tek seferde örüyorum. Ve sadece yeleğimizin altına bu şekilde başını bir defa doluyoruz ve tek seferde çekerek örüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizin en son düğmelerini de dikerek tamamladım. Alt kısmına sık iğneler ve en son trabzan olarak örüp tamamladık şu şekilde beyazdan topumuzu yapmıştık. Ee, şöyle görelim. Kollarımızda şu şekilde gayet güzel fırfırlı bir şekilde kol çalışması yaptık. Yakamızı düz olarak çalışmayı tercih etti kollarımızın aksine. Evet, yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.